Makaleler için gidelim fotoğraflardan. Ya da şuradan bakalım. Şunu bulalım mesela. Şu. Şu fotoğrafı alalım. Images, post, post, list 1. Bizde de yine images var. Images klasörü var. Fotoğraflarımızı nereye koyalım biz? Yine images'ın içine mi koyalım? Buraya folder ekleyelim. Fotoğraflar. İçine ekleyelim. Küçük. Orta. Klasör gitti mi? Nereye gitmişim ya? Orta. Büyük. Büyük, küçük, orta. Diyelim. Ya da şey de olabilir. Büyüğünün de olması için fotoğraflarda. Hepsinde aynı fotoğrafı seçecek şekilde. Şuna tıklayayım. Şu fotoğrafın küçüğünü ve ortasını elde edelim. Orta boylusunu. Onu kaydedelim. Post JPEG. Post JPEG. Neredesin? Images. Gönderiler. Şu. Kopyalayalım bunu. Büyüğe koyalım. Paste. Küçüğe bunu küçültüp koyalım. Bunu nerede açalım? Database'e de yazacağım. Elle yazacağım. Şimdi şeylerini kurmakla uğraşmayalım. Paint'te mi küçültelim? Paint'te 2 saat uğraşırız ya. Şu klasörü bir açayım. Photoshop'ta küçültelim. Ne demiştik boyuta? Genişliği 430 215 mi? 5 mi yazdım? Okey derim. Ortaya kaydederim. Böyle olsun diyor. Buna bir oran verelim. Şöyle bir tane de küçük foto üretelim. Bunu da transform'dan düşürsek küçülecek. Ctrl T. Şey ya, oran yok ya. Transform'a direkt şey kenardan yaparsanız zaten aynı fotoğraf yine küçülecek. Ctrl T. Şunu buluyorsun. Kenardan basayım. O zaman işte basık fotoğraf olur. Kesilsin. Mani. Normalde kesilmiş olması basık olmasından daha iyi.
Facebook bu yüzden profil fotoğrafınızı nereye yerleyeceğim diye böyle sorarsan. Basmaktansa, fotoğrafın orijinalliğini bozmaktansa belli bir kısmını al, daha iyidir. Az önce şey olarak mı kaydettim ben? JPEG seçmedin mi? Şimdi burada veri tabanlı kayıtlarını da girmek lazım bunu. Fotoğraflar. Başlık. Varsayılan. Altyazı. Öyle varsayılan. Küçük bed, images içerisinde, küçük içinde, post jpeg, orta images içinde, neydi, orta içinde, post jpeg, images içinde, buyuk içinde, post jpeg. Herhangi bir üyeye ait mi? Direkt olarak herhangi bir üyeye ait değil şu an. Üye fotoğrafı değil. Makaleye ait mi? Olacak. Makaleye ait olacak. Like, unlike, dislike falan filan verdik. Nerede bunun execute? Şöyle geldi. Bu fotoğrafı tutup şimdi hepsini atlatacağız. Fotoğrafların içerisinden seç bu fotoğrafı. Makalenin varsayılan fotoğraf ID'sine bas diyeceğiz bu fotoğraf. Bir neyim? Fotoğraf ID'yi bir. Niye sürekli onu aşağı indiriyorum ya? Bir de tekrar büyüyünce buraya büyüyor. Şimdi unit test birincisine geri dönelim. Yeni Mac nokta varsayılan foto ID eşittir DB photographers nokta first diyelim direkt. First'ın fotoğraf ID'si. Bunu buraya verelim. Sonra yeni Mac başka ne var? Şu an bir şey yok. Tamamdır. DB nokta submit changes diyeceğiz. Submit changes dedikten sonra etiket makale olayı var ya. Etmak. New etiket makale. Bu etiketin yeni makın pardon. Etmak'ın makale ID'si eşittir yeni Mac'ın makale ID'si diyeceğim. Etiket makalenin etiket ID'si eşittir etiket seçmişti ya ETK mıydı? ETK'nın rastgele seçtiği ETK'nın etiket ID'si de diyeceğim. Bunun çoka çok tablosuna ekleyeceğim yani bunu. DB'nin etiket makalesine insert on submit etmak DB nokta submit changes bütün bilgilerini verdik herhalde. Makale oluştur, şunu oluştur.
Submit changes'dan sonra doldur, getir falan. Tetiğe basalım bakalım. Hazır mıyız? Are you ready? Run test. Build succeed. Pending fire. Bakalım neymiş test derdi. DB doldur. Unit test 1. Sistemden referans nesne başvurusu sunulmayla başvurulamadı. Data context constructor. Ops. Aşağı indirdim. Şöyle bakalım bir. Şurada oynama yaptık ya. Şu block context'in designer'ını açalım. Constructor'ı bulalım. Şu connection string'i istiyor. Copy. Tamam. Doğru. Test projesinin içerisinde web config veya application config yok. O yüzden connection string'i bulamıyor. Az önce aklımdaydı, unuttum onu. Nerede o? General'a gidelim. Application configuration file ekleyeceğiz. Gideceğiz web config'in içerisindekini çalıp buraya yamayacağız. Nerede web config? Şu connection string'teki şunu kopyalarım. App config'in içerisine yamarım. Connection string'e tabii ki. Connection string'in içerisine koydum bunu. Nereye gitti ya unit test? Bir sürü şey dönmüş bu aslında. Run test. Bu sefer ne dedi? For NK kısıtlamasından dolayı ekleyemedim diyor. Etiket makale. Makale. Tabii makale kalmış. Makale ID'si izin vermemiş. Korenk etiket makale neye ekleme izin vermemiş? Makale tablosuna. Makale tablosuna makale ID kolonundan dolayı ekleme yapmaya müsaade etmemiş ya da makale tablosundaki makale ID kolonu izin vermemiş. Şöyle deneyebiliyoruz ya. Şurada bir dursun bakalım. Şurada dur. Ama çalıştırırken normal run test derseniz durmaz orada. Onun için gelip şurada debug'la birlikte dur, şunlardan biri debug current context. Current'ta çalıştır ama burada dur diyoruz. Buraya gelince duracak. Durdu. Check bağlım. Yeni makale oluştur bağlım. Dolu mu? Dolu. Güzel. Geldik. Özetini verdik. İçeriğini verdik. UID, user ID'ni getiriyoruz. Veriyoruz. Verdik. Varsayılan foto ID. Verdik mi? Verdik. Onayladık. Makaleye ekledi. Etiket makale. Hop. Makale ID 0. Hala 0. 0 geldiği için de arıza çıkarmış. Son ID'ye hata şundan dolayı hata vermiş. Aptallığın kralını yapmışız. Makaleyi tabloya eklememişiz. DB'nin makalelerine insert on submit dememişiz. Yeni mak. Eklemediğimiz bir makaleyi ID'sini vermemiş. Normalde bunu submit changes ettiğinde gider ekler. Ekler eklemez, bir tane select çalıştırıp ID'sini de bunun içerisine alır tekrar. Şunun içerisine ID'sini de alır. ID'yi de bilir yani ekledikten sonra. Aynı context içinde olun yeter ki. Çalıştıralım, tekrar run test diyelim. Yalnız bir sürü makale ekledi ha. Şuraya bir kod ekleyelim de eski makaleleri temizlesin. Şura çalışmadan önce DB'nin makales nokta delete all. Yukarıda var mı? Onu buraya yazdım.
Nerede? Makale için yoktu ya. Etiket kategori için var ama makale için şimdi yazdım. Kategori etiket için vardı. Hadi gidelim çay mı içek, bu anca tamamdır. Tamamladık. Makalelere bakalım. Başlık. .NET Framework'te karar yapıları. Makale 1. JavaScript'te data kontrolleri. Makale 2. jQuery döngüler. İyi, bu biraz mantıklı olmuş. ASP.NET karar yapıları. ASP.NET Master Pages. İyi. Adonet Lambda Expression. Yani Adonet sayılır. JavaScript yine döngüler eklemiş. Yok, bu da jQuery'ydi, pardon. .NET Framework data kontrolleri. Şu CSS membership bile olacak. CSS de membership. Entity Framework'te döngüler. ASP.NET'te C Sharp nedir? jQuery'de Ajax. Tamam, jQuery Ajax var zaten. C Sharp Master Pages. Yani. Belki C Sharp ile ilişkilendirilebilir. ASP.NET membership var. State Management jQuery ile. Query string yakalama falan belki ondan sayılır. Entity Framework'te karar yapıları. Entity Framework'te data kontrolleri. State Management. HTML'de membership. Nasıl? İha diye geliyorsun sınıfa. At üstünde gelir. Israrla HTML'de membership anlayacak. CSS'de membership. jQuery karar yapılar. İyi uymuş ya. Bundan sonra aynı şeyler mi yazmıyor? Sonuçta 20 tane şeyi elemanı 500 tane makale üretirken kullanacak. Eşleşir, denk gel. Saat 3.30 oldu. 3.30 mu? 5.30. Daha 2 saat var. Arkadaşın sorarsa karıştırmıyor. Adam İstanbul'a gidemeyecek benim izinle. Weaving Browser. Sen yazdın bunu. Yok, bunu kim, bu ne? Nerede attı? Dur bakayım hangisine hata vermiş. Ben düzgün yazdım. Dur şimdi anlarız kimin. Makale listeleyici. Şimdi dur, makale listeleyiciyi kim yazdı? Makale listeleyiciyi ben yazdım. Ben kategoriyi yazdım. Katakulliyi sen? Makale listeleyiciyi. Ben popülerleri yazdım. Bugün popülerleri yazdın sanki makale, bugün de makale... Yazdım, dur bir dakika sanki... ne demişim? İnsan hata yapabiliyor yani. Makale ID vereceğiz demişiz ama makale ID göndermemişiz. Twitter'dan mı? Nerede? Başka. Şurada var. Kod bir şey göndermem. Makale ID'yi code behind'da göndermemişiz, aynen öyle. Gidelim. Ne? Bir kod alsın. Bir de günahımızı alın. Alırım. Hiç affetme. Makale listeleyiciye gidecektik yanlış. Kola diyor değil mi? Ne? Ya kola ayıpsın. Kola sizin köpeğiniz olsun. Makale listeleyici. Code behind'ına gidelim. Burada direkt bağlayacağız dedik. Bunu nerede kullandık? Default'ta, doğru. Default'ta bakacaktık. Şurada makale ID göndermemiş miyiz? Makale bak, göndermemişiz. Makale nokta makale ID. Derleyelim. Ukulele. Yayın tarihi göndermemişiz. Yayın mı yazmışız? Buraya muhtemelen yayın diye göndermişimdir. İçine yayın diye yazmışız. Yayın. Yo, yayın varmış. Başka bir şey mi? Yayın tarihi. Bir yerde yazalım değil mi? Yayın tarihi. Gayet net yani. Peki bu ne? Mal bile gitmiş olsa değer geldiği için, field geldiği için sorunsuz bir şekilde çalışması lazım ki oluşturma tarihi nav gitmez.
Bir daha derleyip bir daha çalıştırayım bakayım. En iyisi bir elle çalıştırmak. Anonymous tipin içerisinde falan yayın tarihini bulamadık. Nasıl bulamadım ya? Hı? Popüler listeleyici ya. Popüler listeleyici de arıza çıkarmış. Ben de varsa ana sayfada arıyorum ya. Popüler listeleyiciye gidelim. Semih yapınca vurun. Güncelleri listeleyici de. Güncelleri listeleyiciyi de Semih'inkini aldık sanki, değil mi? Onda da aynı şeyle yani, onunkini de kopyala yapıştır yapmıştık. Dolayısıyla onda da yine yayın. Yani sonuç olarak oradan aldık yani. Yorum oluşturma tarihi böyle. Karşısına gel. Yanlış şey mi açtık? Yanlış şey. Yayın tarihi. Şuna bakacaksın. Yukarıda varmış. Semih'in içeriğini kopyaladık ya, ondan oldu. Şimdi de yayın tarihine göre ordu desk kendini yaptıracağız. Kategoriler gelmiş yalnız ha. Fotoğraflar tam olmamış herhalde, bakalım. System Collections Generic gelmiş. Ne gelmiş buraya ya? Tarih geleceği ne? Başka bir şey yazmış. Generic List. Bir dakika. Allah. Generic List 1 blog yorum. Yorum nesnesinin komplesi gelmiş. Güncel son eklenen 5 tane. Yine tarih saatte sıkıntı var. Hiçbir yorum olmadığı için yorumlar da gelmedi. Yarın yorumları da ekletiriz. Cüneyt, sen yazmışsın. ASP.NET karar yapıları. Hülya jQuery'de döngüleri anlatmış. Sait JavaScript data kontrollerini anlatmış. Gökhan Bey .NET Framework'te karar yapılarını anlatmış. Admin, bu da ben oluyorum tabi. Don't take vite. Yo, bunu ben anlatmışım. Şeyler... Alttakiler isimleriymiş ya. Tiksinti beğeni paylaş. Hülya. Cüneyt, ASP.NET Master Pages anlatmış. 5 tane çekmişiz, evet. Kategoriye tıklayınca kategori gösteren ASP.NET'e getirteceğiz. Bu kategorideki makaleler. Resimlerle ilgili bir problemimiz var. Problemimiz nedir? Problemimiz şu olabilir mi? Images'in içinde, Photos'un içinde olması gerekirken Images'in içine attık direkt. Şurada fotoğraflara girelim. Gidelim. Images'in içinde küçük değil, Images'in içinde lan oğlum bir dur. Şurada bir de Photos var. Photos var.
Şuna tıklayınca makale gösteri açmadık ki, yapmadık ki. O yüzden. Aydın mı? İmza. Ha, imza atmadık. Seracesine yazmamışız ki. Neyi yazdık? Şuraya yazmamışız ki. Ya da bakayım, ya da varsayılan fotodan çekmek yerine gidip fotoğrafların içerisinde makaleye ait fotoğraflardan en son ekleneni çek gibi bir şey yapmış da olabiliriz. Tam o an kafam nasıl çalışıyordu hatırlamıyorum. Bakarız ona. Kenarlar yuvarlak ama. Şunlarınki de yuvarlak gelecek. Şuna da bir bakalım da içinde kalır. Şunu söyleyeyim. Ora nereydi ya? Fitting. Açsın mı? Feat. Feat image. Aslında öyle yapsaydık güzel olurdu. Fit image image. Hocam bizim fixinki alternatif çözümler arayıp kardeşin içerisinde. Niye beğenemedin? Vay arkadaş. Fit image makale resim demişiz. Makale resme default ASP2'den vermişiz. Hocam Erkunçuyuz şeyini değil mi? Erkunçuyuz. Neyi? Yok yazma. Yazayım ya. Adama bir gün gömdün, bir gün şey yapın. Fotoğraflardan makale ID'si olanı getir diyor. Yanlış yaptık. Makalenin... Bakayım. Yazayım abi. Yazma bir şey. Şunu şöyle yapacağız. Eşittir. Makale resim eşittir. Makale nokta... pardon. DB nokta... Fotoğraflardan bir denesini seç lan arkadaş. Ne oldu bu IntelliSense ya? X öyle bir X'tir ki X'in fotoğraf ID'si eşit eşittir makalenin varsayılan fotoğraf ID'si. Bunun da tabii orta peti alacağız artık değil mi? Oralarda artık orta petler gözükecek. Bu şekilde derlersem buradaki fotoğrafları da görebilirim. Are you having problem? Var mıdır problem? 28 dakika 36 saniye 37. Çabuk söyleyin problem var. Çabuk. Olmaz. Şey, Hülya'yı İzmir'de iş arıyoruz. Tamam sen. Kapatıyorum. Kapatıyorum.